mikro. Manyak mı diyor? Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eşler birbirlerini ne kadar tanıyor adlı videomuzu çekeceğiz. Ne? Fatih hayır mı dedi gerçekten? Hayır ama burada soru o değil. Burada soru izin verir misin vermez misin? Telefonu gayet de alırım ve okurum. Bilal! Bilal! Fatih yazsın, ağlayacaksın. Tamam. Çok oğlum bu siyasetçi ya. Ya yemin ediyorum bu kadar politiklik olmaz ya. Ben konuklarımızı çağırıyorum. Çok heyecanlıyım. Gönlüm, eşim, ruhum, hayatım Fatih Yasin'i çağırıyorum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Türk kralı, Twitch yayınlarının prensi Atakan Özgürt geliyor. Karadeniz müziğinin sevilen ismi, arınılan sesi, kocam, aşkım Bilal Hancı geliyor. Hadi yarışmaya geçelim. İzleyelim ve görelim. Hayes bro. Sen niye çalışattın lan? Vida olsun, üstüme geçmesin diye. Eşin seninle çok kötü bir TikTok akımına video çekmek istese onu kabul eder misin? İşi bu. Onunla saçmalamayı seviyorum. Fatih ve eşi evet dedi. İkisi de. Yes! Bilal ve eşi evet dedi. Atakan ve eşi de evet dedi. Aşkım seninle çok iyi anlaşıyoruz ya. Yani şöyle gerçekten zaten Demonopoly'de yapıyoruz. Orada bütün videolarımda yapıyorum. Eşim istediğinde tabii ki kırmam onu, yaparım onu ben beraber. Ben de kırmam. Eşin şarkıcı olmak istese ama buna yeteneği olmasa ona dürüst davranır mısın? Derim yapma derim ya. Fatih ve eşi evet dedi, Bilal ve eşi evet dedi, Atakan ve eşi evet dedi. Bravo! Bu arada benim eşimin sesi aslında çok güzel. Dünyanın hilesini, kaderin sillesini, yaşayıp ne edeyim sevdanın boylesini. Böylelikle de sesimin güzel olmalı inşallah. Bilal sen niye evet cevabı verdin hocam? İroli. Yapmayın. Sevginin Instagram DM'lerini okumasına müsaade eder misin? Sonuna kadar. Aa söylememem lazım. Cevap belli canım. Hanımlar evet dedi, beyler hayır dedi. Ne? Fatih hayır mı dedi gerçekten? Ay zannetmiyorum ben Bilal. Maalesef beylerimizin hepsi hayır dedi. Yani şöyle, ben telefonumun açıkçası hiçbir şekilde kurcalanmasını sevmem. Çünkü ben zaten o güveni eşime veririm. Ve eşim bana güvendiği için de burayı kontrol etmesine ya da Instagram DM'lerime, WhatsApp'ıma, herhangi bir kişisel alanıma girmesine gerek yok. Benim telefonum al, şurada ortadadır, al sen de dursun yani. Ama benim rehberime bile giremez kimse yani. Evet. Bu herkes bilmez yani, anladın mı? Ben eşime telefonumu veririm. O benim Instagram'ıma girer, ana sayfamda video izler. Hayır ama burada soru o değil. Burada soru izin verir misin, vermez misin? Vermem demişsin. Kendisi girmez zaten. Hayır, o soru... Kendisi girmez. Bilal Bey, birbirimizin eşler olarak özel alanlarına zaten saygı duyuyoruz ve girmiyoruz. Bunu teklif dahi etmiyoruz ama dediğimiz gibi soruda izin verir misiniz, vermiyor musunuz? Buna sen... Şimdi bir dakika. Hayır, burada... vermiyorum. Tamam, hayır dedim. Ben de hayır. Tamam. Hayır, izin vermiyorum. Tamam, vermeyin. Biz hayır. İstemiyorum. Ha, zaten cevabımı girmez, bakmaz. Cevabımı değiştirebilir miyim şu anda? Cevabımı değiştirmek ben istiyorum. Ben merak etmiyorum. Ben ne düşünüyorum? Zaten birbirimizin özel hayatına tabii ki saygılıyız. Bende de öyle bir huy yok, Atakan'da da yok. Yani eminim sizde de yoktur ama... DM okumak isteyecek kadar bir şüphe uyandırdıysa eğer o telefonu gayet de alırım ve okurum. Alırım, o telefonu alırım. Gayet de okurum. Ofli misin sen? Sen eşine yani bu söylediği için cevap vermek ister misin? Hayır. İlk aşkının adını hatırlıyor musun? Ya oğlum bak olay çıkaracağım burada. Boşanmalar tam %80 arttı. Hanımlar evet dedi ama beylerimiz Atakan ve Bilal evet dedi. Fatih evet de hayır arasında kaldı. Kararsız. Kararsız. Öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Öyle bir şey yok, hayır. Hatırlamıyorum. Kanka iki cevap var. Hatırlamıyorum. Evet. Ortaya çıktığı gibi aramızdaki en kılıbık kişi Fatih Yasin. Ne alakası var ya? Eşinin ona kızabileceğini düşündüğü için hayır dedi. Ben söylemek istiyorum. Çok küçüktüm. O zaman okulda ne öğrensem uygulamalı yapmak istiyordum. Sütün içinde kalsiyum öğrendiğimde o zaman şeyler vardı hatırlıyor musunuz? Böyle
memeleri olan balonlar vardı. Onlardan süt sayıyordum. Her sabah Celal'e götürüyordum. Bunu iç, büyü, evleneceğiz diye. Sen kaçındaydın? Ama çok ya, 12-13 falandım yani. Çok küçük. Sırf mutlu olsun diye sevgiline yalan söyler misin? Türkan Şoray kurallarımız var. Avukat olabilirim mutlu ama yalan. Mutlu olsun diye yalan söyler miyim? buna ben bile inanmadım. Hanımlarımız hayır dedi. Beylerden Atakan ve Bilal evet dedi. Fatih hayır dedi. Ben mutlu olsun diye. Nasıl ya? Mutlu olsun. Bak konuşuyorsun anlaşılıyor. Fatih kartını değiştirdi şöyle ekranlarda. Hayır. Gerçekten var. Şöyle yaptı. Hayır yalan yok. Senin konuşmasında da şöyle yaptı. Yani hayır. Puana peşinde. Ben sadece bir soru sormak istiyorum eşime. Bu zamana kadar bir yalanımı yakalamış mı ya da bir mutlu olsun diye bir konuda yalan söyler miyim? Hayır. Kendisi cevap verdi. Üstüne üstlük çok da açık sorudur. Dobra bir şekilde söylüyorum. Acımasız. Dobralık başka bir şey. O başka bir şey. Ya bak ben diyorum yapayım. Ben de yalan şey yalanımı görmemiştir, duymamıştır ama şimdi lan bırak. Ucu açık. Anladın mı? Mutlu olsun diye yalan söyler misin? Yok. Mutlu olsun diye tek bile giyerim. Düşün ya, yalan niye söyledin? Lan bırak! Fatih bu konularda çok iyi. Mesela bir keresinde Atakan'ın burnunda bir şey vardı. Fatih dedi ki, onun burnunda bir şey vardı, çekildi. Nasıl ya? Sümüğünü mü aldırttı, ne yaptı? Evet. Bursa'daydık değil mi? Evet. Evet. Yerin dibine girdi. Eşin istese Instagram hesabını gizliye alır mısın? Atakan ve eşi evet dedi. Bilal ve eşi hayır dedi. Fatih'in eşi evet dedi. Fatih hayır dedi. Aslanım benim çak buraya, çak buraya, çak buraya. Aferin sana. Şöyle. Öyle kapatmayacağım. Para kazanacağız. Para kazanacağız. Aşkım sen ne dedin? Evet. Evet dedim. Ya benim işim bu. Ben eşime de anlattım işimi nasıl yaptığımı. Ve gizleyemeyeceğimi o da biliyor. O yüzden böyle bir şey istemez. İstese de hayır tabii ki. Bu arada Atakan'ın şeyi yalandan niye evet? Yalandan evet demesi. Hesabı niye gizli alırsın? Ya benden de istemez öyle bir şey ama hani bir şey oldu ya çok acil bir durum oldu. Hiç gereksiz bir şey. Instagram zaten konusu bile geçmedi ama dedi ki kapat profilini dedi. Gizliye de al dedi. Alırım bir hafta. Süre verdi. Ben cevap vermek istiyorum. Normalde zaten onun zaten işi bu, asla öyle bir şey söylemem ama şöyle biz zaten birbirimize bir şey söylüyorsak mutlaka orada bize zarar verecek ya da ona zarar verecek bir şey vardır, bir şey görmüştür. O yüzden yani mutlaka mantıklı bir sebebi vardır. Durduk yere zaten böyle bir şey isteyeceğini düşünmediğim için evet alırım. Çok politik bir cevap, ben mantıklı buldum. Aynen ben de çok politik bir cevap. Ben bir iki kelime etmek istiyorum. Benim hesabım zaten gizli. Profilimde maksimum 20-21 tane fotoğraf var. Hiç eğlenceli bir profil değil. Açmayı da düşünmüyorum, çok sıkıcı. Bana birçok takip isteği geliyor. Buradan da hazır söylemiş olayım. Böyle bir sürü insan takip isteği atıyor. Tanıdık kabul edemiyorsam gerçekten Fatih'in şeyinden dolayı. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Fatih eğer Sena'ya böyle bir şey söylemiyorsa Sena görüp görebileceğiniz en eğlenceli insanlardan birisi. Yok ben demedim. Ha dedin demedim. Hayır. Bence Sena istediği zaman profilini açar, istediği zaman da kapar ama gerçekten kendi dediği gibi değil, çok eğlenceli bir şey. Ben teşekkür ederim Bilal'im. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Yarın Sena Leans'tan başlıyor. Eşin ile dedikodu yapmayı sever misin? En sevdiğim şey diyormuş. Peki herkes kimin dedikodusunu yapıyor? Asla. Hanımlar ve beyler herkes evet dedi. Ben eşimle evet. Tabii dedikodu güzel bir şey mi değil mi o tartışılır ama yaptığın dedikoduya bağlı. Ben mesela eğleniyorum bir şey birileri hakkında konuşurken, onunla ilgili geyikler yaparken, onunla ilgili takılırken. Bana eşimle beraber eğlenceli bir aktivite gibi geliyor. Artı bir. Bizim eşimizle yaptığımız belki de en eğlenceli aktivite. Ama gerçekten... İnternet'i yemiş gibi. Evet, aileni sevgilin için karşına alır mısın? Soruyu düzeltir misin? Sevgilin eşin için... Diye düzelt o soruyu. Benim eşim kendisi çünkü. Bu nasıl bir soru ya? Cevapları söylüyorum. Atakan hayır dedi. Eşi evet dedi. Bilal ve eşi evet dedi. Fatih evet, eşi hayır dedi.
yayını terk ediyorum. Gerçekten. O zaman dön annenin evine. Gerçekten evet mi dedin? Zehra annem, sen bakma buna anne. Şimdi buradan anneme sevgiler, selamlar. Bence gerçekten de, elini kendisine öp. Çok saygı duyuyorum. Annem benim için çok değerlidir. Çok önemlidir. Ama şöyle bir durum var. Ben evlendikten sonra hayat bizim hayatımız oluyor ve o çerçeve içerisindeki kuralları ihlal etmediği sürece bir sıkıntı yok. O çerçeveyi aşmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ben evet dedim. Yalnız şöyle, nasıl karşıma alırım? Mesela Atak... Akşam eve giremeyecek ya, açıklama yapıyor. Mesela şimdi yeni nesille bizim ailelerimiz eski kuşak. Yani kafa yapıları biraz farklı olabiliyor. Mesela ben aileme ilk başta Atakan'ı söylerken hani oğlunuz ne iş yapıyor diye bir soru geldiğinde ki muhabbetler geçti tabii ki. Hani nasıl geçinecek? Medya şirketi patronu. Vesaire. Mesela burada da bir nevi karşına alıp anlatman gerekiyor. Karşına alıp konuşman gerekiyor. Ben böyle anladığım için evet karşıma aldım ve anlattım. Evleniyoruz. Çok oğlum bu siyasetçi ya. Ya yemin ediyorum bu kadar politiklik olmaz ya. Biliyor zaten. Sen niye? Kuş cuvadan uçtu Gülşen'in. Kuş cuvadan uçtu. Eski sevgilini Instagram'da takip ediyor musun? Evet, herkes hayır dedi. Tamam güzel. Ya sence bu arada burada yani bu evet diyemeyecek ya da eski sevgilisi takip edecek birisi var mı? Ya arkadaş olmuş olabilir. Edecek kim hazırladı bu soruyu? Edebilecek. Ben hazırladım. Art niyet çiziyorum bu soruda. Ya Avrupa'yı bu. O yüzden. Erdem bildiğin bir şey varsa şimdi söylemenin tam zamanı. Bizde öyle şeyler olmaz. Kimin profilinde varsa söyle inşallah. Vallahi bir yumruğumu masaya bir vurdum var ya. Eşin çocuk istemediğini söylerse ona saygı duyar mısın? Bilal benim cevapları bekliyor 2-3'te. Benimkine bakmadın mı sen? Yok bakmadım. Atakan'ın çok güzel ya, cevaplar çok güzel. Herkes saygılı birbirine. Herkes evet dedi. Bravo. Hayır çocuk yapacaksın ben. Olmaz yani anladın mı? Mesela bizde böyle bu durum var bizde. Ben hemen istiyorum mesela hemen çocuğum olsun istiyorum. Çünkü yaşım geç, birlikte büyüyelim diye. Yaşım geç mi? Genç. Ha. Bana mı diyorsun? Evet evet sana diyorum. Hemen istiyorum. Fatih de diyor ki bir sene daha bekleyelim. Yani aşkım, biraz... Bana hiç sormadın saygı ki sen. Saygı duyuyor demek ki. Hayır kaldıracakken evet kaldırmış. Evde farklı, videoda farklı. Hayır. Evde farklı, videoda farklı. Bir sene bekleyelim çocuk için falan dedi. Ben şöyle, biz yeni evlendik. Bir sene birbirimize vakit ayırıp tam gezelim. Tam onu diyorum ama ben isterim mesela hemen bir çocuğumuz olsun. Şurada koştursun ya bebe. Hayır. Hayır. Eşinle sürekli iletişimde kalmak senin için gerekli bir şart mıdır? Fatih ve eşi evet dedi. Bilal ve eşi hayır dedi. Atakan ve eşi hayır dedi. Kız kolum. Bravo, bravo. Çok uyumlu bir. Neymiş cevaplar? Çok özür dilerim. Duymadım. Evet, çiftlerimiz çok uyumlu. Soruyu nasıl anladığımı söylüyorum. Günde tamam, en az kimse 2-3 kere bir... Yok, hayır. Haber almak. 2-3 kere birbirini aramaktan, mesajlaşmaktan... Evet. Haber almak. Zaten çok... hallerin nasıl, iyi misin, nasıl alamazsan gidiyor? Alamazsan kötü hissedin. Ya hayır dediğim hali de... Günün... Sana kimse kötü bir şey demez. Hayır dediğim hali de... Günün 10 saati iletişim doğru. Düşün yani bizde. Ben niye hayır dedim? Çünkü siz yurt dışında veya şehir dışında yoğun tempolu işler yapabildiğinizi biliyoruz. Sizi darlamak istemiyoruz. Aslında. Güzel. O yüzden ve çalıştığınızı biliyoruz. İletişim kurmamamız gereken zamanlar oluyor. Mesela şu an telefonlarımızı kenara bıraktık. Sizi zorlayamayız. O yüzden gerekmez yani. Nerede olduğunuzu bildiğimiz sürece. Şöyle bir detay girmek istiyorum. 8 gibi bitecekti ama 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu. Ben meraktan ölürüm. Ondan illa haber almam lazım. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani sorunun içinde gerekli kelimesi vardı. Her an, her dakika konuşmak gerekli mi? Haber almak gerekli mi? Hayır değil. Zaten bazen nerede olduğunu biliyoruz. Yani gidiyor mesela çekimde zaten. Bir daha çekim esnasında ya da atıyorum kafede arkadaşlarıyla oturuyorken işte ne yapıyorsun? Ne yapıyor olabilir? Zaten kafede arkadaşlarıyla oturuyor yani. Evet, şimdi ikinci etaba geçtik. Yazılı cevaplar vereceğiz. Bakalım sorularımız nelermiş. Eşin çocukken büyüyünce ne olacaksın diye sorduklarında ne cevap vermiştir? Benimkini biliyordur. Bu soru yani. Hanımlara tabii ki. Benimkini biliyordur yani. Evet, cevapları görelim. Söyleyeyim mi? Fatih MİT yazdı, of. Diplomat dedi. Aynı sayılır. Evet. Tamam, MİT doğru. Biliyormuş tabii. MİT ne? Bilal ve eşi futbolcu. Evet, doğru cevaplar değil mi ama MİT ne oluyor? MİT mi? Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı. Evet. Diplomatla aynı şey oluyor mu? Evet. Olmaz ki. Diplomat değil de terzi yazsaydı derdim ki evet uzak bir cevap. Ama mantık olarak benim
Uzatma ne alakası var? Öyle devlet görevlisi yazdın buraya Fatih. Öyle şey mi olur? Ama demişim ki diplomatmit demişim demek. Hadi yaz, ağlayacaksın. Abi ağlamıyorum. Doğru cevabı vermiş Bilal hırsından yedik düştü. Alakası yok. Git pardon sen bir dakika ben... Ne tamam, ya? Ben Sena doğru mu değil mi cevap sence? İkisi birbirinden farklı şey. Herhalde tamam, ya. Bit, Sena ben doğrusu şey okuyacak. Bilal ve eşi aynı cevapları verdi futbolcu. Abi diyorum ya vermese ben terk ederdim ya. Herhalde. Atakan ve eşi farklı cevaplar nasıl vermiş. Nasıl farklı? Eşi deniz subayı yazmış, Atakan oyuncu yazmış. Aa! Burada hata mı onda? Anlıyor. Tamam. Hata evet. Atakan'da. Hata bende. Açıklama yapıyorum. Evet. Namık Ekim videosunda gaza gelmiştim ben. Çocukken deniz astsubayı olmak istiyordum demiştim. Ki olmak istediklerim de arasındaydı ama daha çok oyuncu olmak istiyordum. Oradan kafası karıştı demek ki biz yanlış bildik. Şimdi şöyle, ben eşime gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev almak istediğimi söylemiştim. Çocukluğumdan beri hayalim buydu diye. O da biliyordu bunu ama diplomat yazmış, yazıklar olsun ne diyeyim ki. Eşini en çok ne rahatsız eder ve huzursuzluk çıkarır? Bunu biliyordun ya. Çevirdim abi. Bir dakika. Fatih'in eşi yazdım böcek mı? Yazmış. Fatih sivilce sıkmak yazmış. Evet o gerçekten sivilce o. Sivilcemi sıkması beni evet, rahatsız eder ve huzursuzluk çıkartır. Evet evet çok huzur. Daha dün bahsettim. Ama böcek de seni. Bilal'in eşi Trabzon maçını engellemek çıldırtabilir. Kesinlikle bu ama ben mesaj niteliğinde bunu... Bilgisayar oynarken rahatsız edilmek diyecek. Biliyorum. Evet doğru. Aferin doğru saydım ben. Ama olması gereken buydu. Evet. Buydu yani. Doğru saydım ben. Atakan'ın eşi sabah erken uyandığında enerjik bir insanla karşılaşmak. Ben. Bu ne? Bu ne? Uyku aynı yani. Uykudan uyandım. Doğru saydım. Hayal kızı öyle. Aley. Uykudan uyandırılmak. Uykudan uyandırılmak. Bu uykudan uyandırılmak demiş. Bir dakika. Şey, mid diplomata okey. Uyku geçen şey okey değil öyle mi Fatih? Evet ya. O zaman ikisi farklı bilemedik. Evet. Teşekkürler adil davrandığın için. Evet. Eşinin tanıştıktan sonra sana karşı kurduğu ilk duygusal cümle. Ay yok artık. Ama. Siyah. Bu beni yakar. Bu ben benim evliliği sakata götürür. Evet herkes cevabını yazdıysa görelim. Evet. Ben seni ilk gördüğümde benim evleneceğim biri olacaksa bu Sena olur. Olmalı demiş. Tabii biz 2014'te tanışmıştık. Fatih ama son eklediğin. Niye sonradan ekliyorsun? Fatih ne demek? Fatih ne cevap vermiş? Sen seslendin. Seni seviyorum aşkım. Fatih böyle şeyleri hayatta hatırlamaz arkadaşlar. O yüzden kızmam. Kızılacak bir şey değil zaten bu. O güzel bir şey söyler, ben de hatıra bırakır. O ya. Ya, sürekli yamam ben. Ya. Bebek Cookshop'ta otururken durduk yere ben bu ilişki için ciddi düşünüyorum dedi. Bence mekanı yanlış söyledi de doğru. Peki bir şey söyleyeyim. Cookshop'tan reklam almış olabilir miyim? Bebek'te bir kafede işte yani. Kafede oturuyorduk. Niye isim var burada abi? Tam mekan söyledim ya. Yer mekan söyleyeceğim diye. Tam yer mekan söyleyeceğim. Ben artık ciddi senin olmayı istiyorum. Evet aynı şeyi söyleyeceğim. Evet doğru. Biz vakit geçirdiğimiz ilk gün, tanıştığımız ilk gün sen benim başıma bela olacaksın demişti. Bela Valorant'ta sürekli en sevdiği şey oradan tüyo vermişti. Sen başımı bela atıyorum ya ben Valorant'ta. Onun dediğini hatırladım ama ben şöyle hatırlıyorum. Gözlerini aslayıp bir de bayıldım sana. Eşin seni telefonuna ne diye kaydetmiştir? Bütün herkesin cevapları doğru. Şöyle bakayım. Tamam kapat. Evet son soruya geçiyorum. Eşinin göbek ismi nedir? Salladım. Ebu Bekir Bilal Hancı. Evet, çevirdim. Ben salladım. Ya söylemişse de sallamış olur yani. Evet, bir tek Atakan ve eşi bildi. Fatih'in eşi Süleyman yazmış. Mert, nereden Mert lan? Yalan söyle. Mert oğlum. Ne Mert? Bilal, bir anneni arayıp sorabiliriz aslında. Tamam, o da arayıp soracak. Hiç şey vermeden soracak. Ya ne olursa olsun aynı tamam cevabı ver. Ben hayatımda ilk defa duydum. Atakan'ın neymiş? İlk o arası. Mert. Atakan'ın Mert değildi. Ben de öyle bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ne olursa olsun aynı cevabı verdik arkadaşlar. Tamam bir saat sonra. Oyunun son cevabı bilemezdi. Aynı. Evet. Önemli olan aynı cevap vermek değil mi? Evet. Değil işte gördün mü? Anne benim göbek adım Mert değil mi? Mert verilseydim de olmadıydı. Yani o olacak. Tamam da böyle mi sorulur? Benim göbek adım nedir? Ne diye soracaksın? Tamam bak ben nasıl söylüyorum şimdi? Mert adım değil de vermediler.
Anladım. Neredesin? Yani, tamam. Göbek adı oluyor. Evet. Tamam anne. Ne diye? Tamam doğru doğru. Ne diye? Ne söyle? Bilal! Hiç evde. Bunu Selen'e niye söylemiş olabilir ki? Ben çok merak ediyorum yani. Selen'e böyle bir şey niye söyledi? Ben çok merak ediyorum. Nasıl açıldı muhabbet acaba? Biz, muhabbet herhalde evde en son şeye geldi. Göbek adı. Hayır hayır ben de ileride çocuklarım şey olmuş. Annem açmıyor. Talim'den Eden'e selamlar. Adımın Sebat koydum. Peki. Bu arada arkadaşlar bu yarışmamızın kazananı Esin ve Bilal çifti oldu. Kendilerini tebrik ederiz. Değerli eşlerimize de çok teşekkür ederiz videomuza konuk oldukları için. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Bizden istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz özellikle okuyoruz, iletiyoruz. Hatta şimdi videoyu durdurup kanala abone olup like atın. Lütfen. Tamam, tamam.